güzel bir meydanı yeniden hizmete açtığı için belediye başkanımıza hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Tabii büyük katkı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza da. Şundan herkesin emin olmasını isterim. Az önce küçük bir film izledik. Altında o yatırımın kaç liraya yapıldığını da gösteriyor. Dolayısıyla harcanan her kuruşun hesabını millete veren yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Temiz bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı. Bunu hayata geçireceğiz. Efendim, meydanlar, kentler için meydanlar çok önemlidir. Meydanı olmayan kent yoktur. Bakmayın öyle büyük meydanlarımız falan da maalesef yoktur. Büyük kentlerde, özellikle İstanbul'da büyük meydanları bulamazsınız. Var olan meydanlara da ya sınırladılar, ya kısıtladılar, dar bir alana sıkıştırdılar. Veya meydan varsa da orada insanların toplu olarak gösteri yapmasına da engel oldular. Oysa meydanlar bir kentin enerjisini boşalttığı yerlerdir. Meydanlarda insanlar gezerler, insanlar oynarlar, insanlar sohbet ederler, meydanlara bakan kafelerde otururlar, sohbetler ederler. Dediğim gibi meydan bir kentin enerjisini boşalttığı yerdir. O nedenle bu meydanın yeniden gözden geçirilerek daha işlevsel hale getirilmesi son derece değerlidir. Arkadaşlarım söylediler, güzel şeyler söylediler. Bütün amacımız şu, Türkiye'ye huzuru getirmek. Emin olun, emin olun. Bütün hedefim Türkiye'ye huzuru getirmek. Öyle bir siyaset anlayışını hayata geçireceğiz ki yapacağınız her eleştiri karşılığında Allah'ın izniyle bizim iktidarımızda, dostlarımızla beraber inşa ettiğimizde diyeceksiniz ki hiç kimse sabahın köründe gelip benim kapımı basmayacak. Eleştiriyi özgürce yapacaksınız. Biz de siyasetçiler olarak o eleştirileri dikkate alacağız. Zaten sizden oy istememin temel nedeni o. Oy vereceksiniz ki özgürce eleştirebilesiniz. Oy vereceksiniz ki rahatlıkla gezebileceksiniz. Bunu yapacağız. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz ülkemize. Meydanınızın adı çok güzel, Cumhuriyet Meydanı. Gazi Mustafa Kemal der ki, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Yani Cumhuriyet'in olduğu bir ülkede hiç kimse kendisini yalnız ve kimsesiz hissetmesin. Bunun için güçlü bir sosyal devlet inşa edeceğiz. Güçlü bir sosyal devlet. Türkiye'de kim olursa olsun kimliği, inancı, yaşam tarzı, kim olursa olsun hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel ve görkemli bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Ekrem Başkan da söyledi. O nedenle ahdim vardır. Ahdim vardır. Cumhuriyetin 100. yılında güzel cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taşlandıracağız. Sizden sadece bir şey istiyorum. Sabır istiyorum sizden. Sabırla bekleyin. Tahrik edebilirler. Tahrik edebilirler. Sokağa inmenizi sağlamak için tahrik edebilirler. Çatışma kültürünü öne çıkarabilirler. Hepimiz sakin olacağız. Sandığı bekleyeceğiz. Sandık gelecek. Diktatörleri göndereceğiz. Ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Tabii şunu da unutmayın. Ne kadar güzel. Yeryüzünün efendim cenneti diye tanımladı Sayın Başkan. Cennette yaşıyorsunuz, tatil yapıyorsunuz. Güzel tatilinizi yapın, keyifli bir tatil yapın, huzur içinde bir tatil yapın. Ama sakın unutmayın, bu kardeşiniz sizin için günün 24 saati çalışıyor. Çalışacağım. Ülkemi seviyorum, insanlarımı seviyorum. Hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin, bu ülkenin insanlarına hizmet etmek benim görevimdir. Bunu yapacağız. Dostlarımızla beraber iktidar olacağız ve yeni bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi, adaletli bir Türkiye'yi, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sevgili Çeşmeliler, Çeşme Belediye'mizin
Çeşme'ye hizmetlerinden bugün bir yenisini daha hizmete sokuyoruz. Cumhuriyet Meydanı Çeşme'mize hayırlı uğurlu olsun efendim.